Ya ne Var bileyim ya neyden yaptılarsa işte tavuk oğlum. insana benzer. Sevimli fakat sizi öldürebilecek olan 8 hayvan. Bir Ali diyor. Sevimli kızımla eğleniyorum ben, orospu çocuğu. Göt Ali. Bazı hayvanlar ne kadar şirin gözükse de doğasında oldukça yırtıcı olabiliyor. Bu Sincap hayvanları bize. gördüğünüzde Baba bunlar bizi öldürmez. belki hemen yanına gidip sevmek isteyeceksiniz fakat Bu bizim tavsiyemiz öldürür. biraz mesafeli davranın. Hadi gelin sevimli Bu görünümlerinin öldürmez. yanında öldürücü olan... Bu neymiş ki ya? Ulan bu nasıl Böyle bir öldürsün şey ya? yok ya. Bu hayvanları yakından inceleyelim. Videoya Bu başlamadan şeye önce... benziyor da o öbür hayvan neydi onun adı? Hareketi seviyorum. Hareketi seviyor o. Var ya, I like them move it move it. Lemur Bunlar muydu? Lemur muydu? hemen de bu lemur. Lego yapalım bak. Açıyorum şu an. Buyurun. Orospu lemur Merhaba işte. arkadaşlar. Lan Hoş geldiniz. lemur. Lemurdu. Doğru diyorum bu arada. Doğru, harbiden lemurdu lan. YouTube ananı sikeyim ya. Şunun başıma gelmesine gıcık kapıyorum ya. He baba, lemur yazınca da lemur hayvanı mı yazayım, ne yazayım ben buna? Yok baba ya, o lemurdan, ama o da lemur türüydü herhalde Kemal, ya. o animasyon amına koyayım. Madagaskar orospu o cyber sikeceğim belen ha. Mirkettir belki. Ay mirket. Scar. Lan mirket mi? Mirket değil ya. Mirket de değil ya. Abi ebesin ama zabıma famına koyayım. Madagaskar Song. Gezeyim bak şimdi çıkacak. Bunun yanındaydı. Bunun yanında. Let's make a good impression on the people. Smiles everyone. Hareketi sevi... Dur Türkçesini. Hareketi severim. Lan dur, bu değil. Şu. Let's get it together. It's not. Ama makiymiş ismi. Halka kuyruklu Neydi? maki dediler. Halka kuyruklu Maki. Baba bu muydu o? Yanında 2 kilolu olan bundan değildi ya. Bu adamın yanında var ya bir kilolu ya. Kendisi böyle kilolu tatlı bir şey, böyle çocuk böyle. Gözler böyle açık açık. Bu değil ya benim dediğim. Ha anladım senin dediğini. Dur. Şu işte Lan böyle ya. pınçık böyle tatlı bir şey var ya hayvan gözleri kocaman. Dur. Lan tamam işte, şuradaki şundan işte, şuna benziyor. Bu tam doğrusu değil işte, onun gerçeği neydi? Ha dur. Bekle. Kemal Mada. bu gözleri büyük hayvan yaz. Ne? Gözleri büyük hayvan yaz görsellere çıkıyor. Gözleri büyük hayvan mı yazdın da buldun sen Google'a? Bu işte ya, tam bu. Gözleri beyninden büyük olan tek hayvan. Şundan işte bak, şundan. Oğlum bunlar çok tatlı. Bunun adı neydi? Heh, şu ney bunun adı? Yavaş. Slow Loris. Slow Loris. Slow Loris. Aynen bak. Oğlum çok güzel ya. Aşırı güzel. Elinde niye baston gibi bir şey tutuyor bu? Ne bileyim, öyle tutuyor. Böyle yavaş hayvanlardan Slow Loris.
Bak. Adam tipe bak. Ama gözünü hiç kırpmıyor ya, çok sinir bozucu ha. Yani bakalım bakalım kimmiş. Ku mu? Ku öldürür mü ya? Kuğular her ne kadar zararsız gözükse de aslında özellikle çiftleşme dönemlerinde oldukça saldırgan ve tehlikelidirler. Bu Allah hayvanlar genelde Allah. çiftleşme döneminde bölgeci olmaktadırlar. Yani bir kuğu gördüğünüzde yanlarına yaklaşmanız tehlikeli olabilir. Çünkü bu hayvanın çiftleşme döneminde olup olmadığını kestirmek biraz zordur. Hayvan kendi bölgesini korumak isteyebilir ve size zarar verebilir. Sağlı. Neyse ben Su konuşmayayım. aygırları Su aygırı öldürür aga. Su aygırı artık belgesellerden kendisini bildiğimiz bir hayvan kendisi. Su aygırı tehlikelidir. sahip oldukları iri cüsseleri ve Su aygırı çok tatlı oğlum. Nasıl tatlı mı lan Ekse? Bayağı tatlı. Tatlı mı ne demek? Hipopotam hali. kabul edilebilir sevimlilikleriyle o kadar da yırtıcı gözükmüyorlar. Fakat bu hayvanlar her sene aslanlar, kaplanlar, köpek balıklarından daha çok insan öldürmekte. Fakat şöyle de bir Değil mi? gerçek var. Ya oğlum manyak İnsanlar da mısınız? oldukça fazla su ay Ben size mesela su aygırı görmediniz herhalde. Bak aga. Yani şu hayvan nasıl tatlı bir hayvan değil bu? Böyle enteresan tatlı bir. Tatlı değil bu arada, amına koyayım ya. Nasıl değil oğlum ya? Bak tipe bak. Pardon. Pardon hocam. Büyük osurdu. Oğlum çok tatlı, çok tuhaf hayvanlar ya. Böyle bak, iki burnunun deliğine bak. Böyle havada tutuyorlar suyun havası şeyinde. Gözler de böyle suyun üstünde kalıyor. İki tane de kulak kalıyor böyle. Gerisi tam altında. Anladın mı böyle? Tam keyifçi. Ya bu hipopotam sevmeyenleri banlayabilir miyiz chat'ten? Dert ediyormuşum değil mi? Aygırı öldürmekte. Bu canlılar oldukça agresif tavırlar sergilemekte ve 5 doğaya Bunun taşan derdi de dert ağırlıklarıyla yani. öldürücü olabilmekteler. Büyük cüsselerine rağmen saatte 50 kilometre hıza çıkabiliyorlar ve insan Oğlum şu bile tatlı komik şey duruyor lan böyle. onlar için büyük bir tehdit durumundalar. Aa slow Neyse loris tatlı yazıyor ulan diyorum amına koyayım biz bir videoyu izlesek tamam mı? Yani Loris ya da yavaş loris bir lemur türüdür. Bu hayvanın gözlerine baktığınızda ne kadar tatlı diyebilirsiniz. Fakat Slow Loris'i bu kızdırırsanız size fake bu fake yalnız. intikamını kötü bir şekilde alacaktır. Ne Slow yapacak Loris ya? herhangi bir tehlike anında ya da biri ona saldırdığında koltuk altlarından zehirli bir ter salgılar. Saldırmadan önce ise ürettiği bu teri ağzıyla yalar. Ağzında tuttuğu bu zehirli tükürüğü ile ise avının üstüne atlayıp küçük ısırıklar bırakmaya çalışır. Size vereceği zehir kısa sürede vücudunuzun durmasına yol açacaktır. Çeşitli ülkelerde bu hayvan evcil hayvan olarak satılıyor ama bir farkla. O da bu hayvanın satılmadan önce dişleri sökülüyor. Oldukça canice bir şey. O kötüymüş ya bak. Balon balıklarının özellikle yavruları oldukça tatlı. Derdo Ama son derdo bu da zamanlarda tam sıkça derdo. haberlere konu olan bu deniz canlısının namı pek de iyi değil. Çünkü pek çok ölümcül vakaya karışmış durumda. Bu deniz canlısının sahip olduğu zehir oldukça güçlüdür ve kas felci, nefes darlığı, dolaşım yetmezliği gibi hastalıklara neden olur. Özellikle güçlü dişleriyle bir parmağı rahatça koparabilir. Fakat pek çok insan bu balığın zehirli olduğunu bilmediğinden lezzetli eti yüzünden bu balığı yemektedir. Allah spoiler yedik. Ben geçeceğim diye. Yunuslar nasıl ya?
Oğlum, yunuslar insanların televizyonlarda gördüğü gibi çok insan canlısı hayvanlar değildirler. Aksine okyanusların en tehlikeli hayvanları arasında yer almaktadırlar. Fakat günümüzde televizyonlarda hep eğitimli yunusları izlediğimiz için... Yunus öldürmez abi, Yunus öldürmez abi. Yunus öldürmez abi. İnsanlar yunusların çok insancıl hayvanlar olduğunu düşünmekteler. Fakat yunuslar köpek balıklarından bile daha tehlikeli olabilmekteler. Özellikle dalgıçlar ayrıca dikkat etmeli. Çünkü yunus beyaz değil abi. Yunuslar yüzlerce dalgıça cinsel istismarda bulunmuş. Nasıl yani? Koalalar çok sakin ve yalnız hayvanlardır. Fakat her tatlı hayvanın bir de kötü yanı bulunmakta. Koalaların kendileri arasında kavgaları çok şiddetli geçmese de... Var ya bu manyak bak. Bu koala manyak. Bu sinirlendi mi deliriyor. Ben çok şaşırmıştım ya. İnanılmaz şaşırdım. Bunun bir gece böyle ben bir yerde okudum mu gördüm mü ne oldu? Açamayacağım videolar yani. Ulan tam dedim bir bakayım neymiş, insana saldırıyor ya, bilmem ne yapıyor. Ya. Kendi arasında şey falan fight'a giriyorlar. Ama nasıl deliriyorlar yani birbirine. De koalalar köpeklerden ve insanlardan nefret ederler. Örnek olarak 2014 yılında Güney Avustralya'da Mary Anne Forster isimli kadının köpeğine agresif bir koala saldırmıştır. Kadın köpeğini koaladan kurtarmaya çalışırken koala kadının bacağını ısırmıştır. Talihsiz bu kadın koalanın elinden kendi çabalarıyla zorla kurtulmuş. Mahveder, mahveder. Kunduzlar çoğu insana tatlı gelse de bir o kadar da tehlikeli hayvanlardır. Bu da mahveder. Jilet gibi keskin dişleri bile onlardan uzak durmamız için yeterli sebeplerden birisi. Kunduzlar tarafından her yıl onlarca insan ölmekte. Örnek olarak Bir kim? Bazı inekler tonton ve zararsız olurken bazı inek... Cehennem inekleri mi? ...derde terör estirebiliyor. Genelde bu ineklere cehennem inekleri denmekte. Amerikalılar bu ineklere hack inekleri ya da nazi inekleri demekteler. Çünkü bu cehennem inekleri bilinçli olarak ve kasten insanları öldürmekteler. Bu ineklere bakmak çok zor olduğu gibi herkesi kolayca öldürebilmeleri de insanları korkutuyor. Yanlarına çok yaklaşmadan bakımları sağlanmakta. Boğa aynen. Bu videomu beğendiyseniz bana destek... Allah Allah ya. Kemal yine benim açtık. Benim en sevdiğim bal porsuğu. Kemal ekran. Ne oldu lan? Yine göt verdin ekrana. Allah Allah. Benim en sevdiğim hayvan...